Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda da fincanın dibinde kalan kısımları anlatmaya çalışacağım. Bakın, fincanın dibi her zaman için insanın yüreğiyle tabir olunur. Orada kalan kısımlar sizin içinizde biriktirdiğiniz kısımlar aslında. İçinizde kalan duygular, planlarınız, düşünceleriniz, bazen kendinize bile anlatamadığınız hisleriniz. Dolayısıyla burası her zaman kişinin kalbiyle ilişkilendirilir. Hani çok klişe bir şey vardır, yorum vardır. Yüreğin kabardı diye. Bu tamamen onunla iniltili bir durum. Bu fincan sahibi için zorlu bir süreçten bahsetmiştik ama güzel bir geleceğinin de olacağını söylemiştik. Bakın, fincanın dibinde de buna paralel bir yorum var. Geniş bir yatağı olan bir dağın yavaş yavaş yükselip yükselip tepesinde bir kar yığını söz konusu. Bu kar yığını onun tıpkı az önce bahsettiğim süreçlerdeki gibi o dağ tırmanışının ve sonunda onu aydınlığa çıkaran bir ışığın simgesi aslında. Dolayısıyla içinde biriktirdiği çok fazla şey var, çok fazla planı var, çok fazla içine oturmuş düşünceleri var. Hem geçmişten hem geleceğe yönelik kaygıları var. Ama en sonunda bu yolları tek tek açtıktan sonra bütün bu umudunu yukarılara taşıyacak ve çok güzel aydınlık bir gelecek onu bekliyor olacak. Özellikle bu dipteki ışık onu her şeyden öteye, tıpkı bir dönüm noktası gibi geçmişte kalan özelliklerini, yaşantısını bir tarafa bıraktıracak ve tamamen geleceğe taşıyacak çok güzel bir süreci ifade ediyor. Yine de içinde kalan bir takım ukdeler olacak. Geçmişin izini tamamen silmek kolay olmayacak. Ama dediğim gibi eninde sonunda zaman her şeyin ilacı. Ve bu süreçte bir şekilde atlatılacak. Bunu bilmek güzel. Bu fincan sahibinin geleceği adına bunları söylemek mümkün arkadaşlar. Son olarak da fincanın dibine bakacağız. Fincanın dibinde, bu fincanda neredeyse hiç su kalmamış. Çok fazla içmişim galiba. O yüzden şöyle söylemek mümkün. Hareket etmek zor bakın. Çok minik bir şekilde damlalar düşüyor. Tıpkı benim fincanda söylediğim şeylere paralel. Bu dileği temsil ediyor arkadaşlar. Buradan süzülen damlayı takip edebildiyseniz eğer, bu içinizde tuttuğunuz dileği ifade ediyor. Bu dileğin bu kadar bu süreci biraz daha hızlı sürmesi, ilerletmesi ne kadar çabuk gerçekleşeceğini ifade eder. Az önce de gördüğünüz aslında çok da niyeti yokmuş gibi ilerledi ama en nihayetinde geldi. Ve şu şekilde, evet bakın, nihayet geldi dibine. Dileğin gerçekleşeceğini görüyorsunuz ama biraz zorlu olacak, tıpkı falda söylediğim her şey gibi. Yine aydınlık bir gelecekten bahsediyoruz. Yine ferah günlerden bahsediyoruz. Ama zorlu bir süreç olacak. Dolayısıyla bu fincanı da, bu falı da bu şekilde yorumlamak mümkün diyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.